Hocam Doğru. normal çok adamla önde kalıyorlar, alan boşaltıyorlar. Şimdi Geri de başka bir dönemiyorlar. savunma çeşitliliği ister bir takım için. Eğer derinleme savunması yaparsan, daha derinlikte kendi kalene yakın bir savunma yaparsan da o başka bir çeşitliliktir. Abicim Yani maç gelmiş 80 bu zafiyeti veya de 85. Bu maçı bitirmek. Erol Hoca iyi analiz etmesi. Ben 80'den itibaren diyor. Evet. Maç gelmiş 2-0 daha evvel. Sen ona göre önlemini al kardeşim. Oyuncuyu ona göre değiştir. Ona göre oyuncu al. Çıkarma. Fener takımı çıkmasa ne olur abi? Pozisyon mu verirsin? Abi ama şey... Fener takımı kalabalık oynarsa ayıp mı olur? Erman abi. Arkada maçı bitirmenin için. Hayır ne olacak? Hayır, ver onlar karakibe işte topu hocam, derinlemesine ya. Bir savunma yap. Dediğin gibi kendi kalene yakın. Ondan bitti. Bahsediyorum abi. Oyunu yani oldu. Kalabalık hocam. Oynat orada. Ona göre oyuncu al. Kardeşim ya, çıkmayın fazla oyna de. Bir oyuncuyu ileri koy. İşte oyuncu değiştirdiklerine onun için ya. Doğru yapmadı bazı oyuncuları. Bir de sezon sonu bittiğinde bir takım hedefi vardığında bu maçlar falan işte savunma yaptın 10 dakika kendi yaralından çıkamadın falan. Bunlar konuşulmaz. Kimse hatırlamaz. Skora bakılır ya. Gülcan bir şey söylüyordun. Abi bunlar subjektif yorumlar. Şimdi Erol Hoca'ya sorsak şunu diyebilir. Yani Real Hoca o bakış açısını daha rahat anlatır bize. Ofansif oyuncu aldım ki rakibi korkutayım üstüme fazla gelmesinler. Ya da önde top tutmak için tamam, aldım olabilir. Diyebilir. Ama olabilir. Yani baktığın doğru, zaman ama bu da skora giderken oyuna giderken bu da doğru bir düşünce. Doğru yani. Gürcan ama hücum organizasyonlarını çok iyi yapamayan Fenerbahçe var. O zaman savunma organizasyonunu yapacaksın. Bir de düşmüş oyundan yani da birlikte düşmüş birbirlerini tamamlayan oyuncu profilleri yok. Birbirleriyle hücum ezberi yok Fenerbahçe'nin. E ne oldu bu kadar hücumcuyla da oynayınca işte ön arkadan alanda bir kalıyorsun alan böyle. Boşaltıyorsun. Hoca, maç 2-2 olabilirdi. Hakemin de kararı bir daha söyleyelim altını çizerek sizse kesinlikle faul var. Faul var. Peki bugün yani Ahmet Ağoğlu açıklamalar yaptı. Bak sizse faul var. Ardından penaltı geldi. Ardından kırmızı geldi. Evet. İkinci sarıdan. İşte yani şu faul. O yüzden diyoruz Altay'ın kurtarışı. Şu abi gitti adam yok. E yok. Lemos kırmızı gördü. Lemos oynamayacak. Gideceksin. Dün Trabzon maçında hakem hatası yani var. Burada işte. Var. Abi burada ben Serkan Tokat'ı eleştirdim. Kusura bakmayın var hakemi. Yaşar Kemal Uğurlu öyle görmüş olabilir pozisyonu. Hı-hı. Yeni komite bir şey yapmış. Duyduğuma göre Serdar Tatlı bir şey yapacakmış. Bugün duydum bunu. Evet. Enteresan geldi bana. İkisi de bence doğru. İnşallah yaparlar. Bir tanesi 3 senedir hakemlere zam yapılmıyormuş. Bu sene %10 yapmışlar. Ama hangi hakemlere? Üst düzey yani Süper Lig hakemi yardımcısı ve gözlemcileri değil. Onun altındakilere yapmışlar. Hmm. Doğru. İkincisi daha doğru. Şimdi çok hakemden şey yapıyorlardı bunlar. Sözleşme yapıyorlardı herhalde. Bak 28 mi 30 mu? Bu sene karar alacaklarmış ki çok doğru bir karar olur. 15 tane Süper Lig maçı idare edecek hakem. Buna Türkiye Kupası finali dahil. Evet. Süper Lig maçı idare edecek. Yani kupa maçında da Fener Galatasaray maçını veya Fener Karagümrük maçını idare ettiği zaman da dahil buna. Tamam. Sezon sonunda bu 15 hakemle sözleşme yapacaklarmış. Diğerlerinden değil. FIFA hakemi olsalar dahi. Hmm. Yani performans. Ben mecburi veriyorum bu hakeme. Beni kurtarsın diye onlara yapacaklar. FIFA hakemi var maç veremiyorsun. Bu maçın içine eder diye. O da bir çelişki de. Aslında doğru bir olay. Performansa göre doğru bir düşünce bence. Peki bence. Sence tek senelik anlaşma yapar mı bir hakem? İşini gücünü bırakacak. Sezon sonu ne olacağı belli yok, değil. Yok yine parasını alacak canım. O sözleşmeyi almayacak. Maç başı parasını alacak. Devam edecek parasını. Gürcan'cığım maç başı parasını ama alacak. Ama sen sözleşme yaptın Erman abi. Sözleşme yaptın hakemi diyorsun ki senin işin bu diyorsun. Hayır o da evini şey evini buradan ya. Geçindireceksin diyorsun. Yani hayır, maç ya. Başına 5 lira almayacak da bir sözleşme maç yapacak. Maç başına 10 lirasını alacak hakem. Arkadaşlar tamam, maç başına 10 lirasını alacak. Yani o parayı. İki tane maç idare et 22 at abi. Ama işini bırakacak adam abi. Belki İş, öğretmen. Yok yapıyorlar hepsi ya. Abi belki öğretmen. Mecbur öğretmenliğini bırakacak. Kardeşim yapıyorlar işleri. Sezon sonu uzatmadılar. Adamın ya. Öğretmenliği de gitti. Hocam o sigorta işleri, bigorta işleri, bir ortaklıklar filan her şey var Gürcan'cığım. Vardır sen merak etme. Emlak peki birini seçecek o zaman hocam. Anladın mı? Hocam emlakçılık da var. Anladın mı? Sigorta işini ben yapıyorum. Senden ortağım hakem. Sen yoksun Gürcan'cığım. Reaylan'da emlak işi yapıyorum. O yok. Onlar olmasın diye sözleşme hakemlik çıktı hocam. Bugünkü Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını girelim lütfen. Buraya bağlayacağız çünkü işi. VAR'ın devreye girmesiyle verilen penaltı kararına baktığımız zaman bir kere penaltı yani pozisyon öncesi, temas pozisyonu öncesi rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun çok bariz bir şekilde sol eliyle beraber topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Devamında ise Flavio'nun
topa teması, topa temasın neticesinde de doğal olarak rakibe bir teması var. Bu pozisyona faul çalınmaması lazım. Sayın Nihat Özdemir bana şu ifadeyi kullanmıştı. Biz Zekeriya Alp MHK'si oluştuğu zaman endişelerimizi kendisine ifade ettiğimizde bize şunu söyledi. Başkanım, geçen sene Trabzonspor'a çok büyük haksızlık yapıldığının farkındayım. Ama Zekeriya Alp MHK'sinin kefili benim. Emin olun hiçbir sorun olmayacak. Şimdi dönüp o zaman soruyorum. Son 2 yıl içerisinde kaç MHK değişti? 4. Eğer aynı hatalar yapılıyorsa 4 MHK değişmesine rağmen demek ki zaten elimizdeki hakem kadrosu bu işi yapmaya yeterli ve muktedir. Aynı şekilde eğitimli ve yetenekli bir kadro değil. Artık o gün dediğim gibi bugündür ve bu yapının bir şekilde değişmesi lazım. Bunun bu şekilde devam etme şansı yok. Ben bunun asla hata olduğunu kabul etmiyorum. Camia da bunu kabul etmiyor. O zaman bu sorunun temeline inmemiz lazım. Merkez Hakem Kurulu sistemi kökünden değişmek zorunda. Net net. Eğitim sıkıntısı varsa eğitim sıkıntısı giderilmek zorunda. Hakemlerin bir şekilde ilişkileri varsa bu ilişkilerin deşifre edilerekten bunların sistem dışına bırakılması elzemdir. Bugünden itibaren Trabzonspor Kulübü olarak bu işin en ciddi şekilde takipçisi olacağız. Bu lafta kalmayacak. Bu sistemin değişmesi için mücadeleyi başlattık. Bu mücadele eğer gerekirse FIFA, UEFA, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye kadar gidecekse oraya kadar taşıyacağız. Bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Sayın Serdar Tatlı'nın 2016 10 Mayıs tarihli bir köşe yazısı. Ve dün bizim maçımıza hakem olarak atanan Fırat Aydınus'u eyyamcılıkla suçluyor. Evet. Ve bugün eyyamcılıkla suçlamış olduğu hakeme tekrar dönüp benim maçımda görev veriyor. Buradan da çok açık net olarak bir şey ortaya çıkıyor ki bir, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Merkez Hakem Kurulu'nu kontrol edemiyor. Daha acısı Merkez Hakem Kurulu altındaki hakemleri kontrol edemiyor. Merkez Hakem Kurulu ve hakem camiasının yapısının, sisteminin kökünden değişmesi lazım. Ve bir hafta içerisinde eğer futbol kamuoyunu ve ülke insanını tatmin edecek bir açıklama ve açıklamanın peşinden uygulamanın içerisine girmedikleri takdirde bu işin hem takipçisi hem de savaşçısı olacağız. Ben Trabzon'dan geldim. Ben sabaha karşı takımla birlikte Trabzon'a indim ve sabah ilk uçakla da buraya geldim. Ben gelebildiğime göre ve ortada bir sorun olduğuna göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da eğer çok çok acil bir işi yoksa gelmesi gerekirdi. En azından telefonunu açması gerekirdi. Evet, Sayın Ahmet Ağalı diyor ki MHK sistemi kökünden değişmeli. Artık bu işin takipçisi olacağız. Bu arada o Serdar Tatlı'nın da mevcut MHK Başkanı Sayın Serdar Tatlı'nın yazısı da şurada. Aydınus maç boyunca eyyam yaptı diye 4 yıl önce bir köşe yazısında, kendi köşe yazısında bir Fenerbahçe. En kötü itham da bu galiba. Kurnazlık yaptı. Maçı. Evet. İşte kurnazlık yaptı diyor. Kurnazlık yaptı. Bu bayağı ağır bir itham. Genel olarak 90 dakika boyunca Fırat Aydınus eyyam yaptı dersek yanlış olmaz diye bir yazı onu söylüyor. Onu vurguluyor. Burada da hatırlatıyor Ahmet Ağalı. Ya arkadaşlar tamam her tarafımız yanlış da yani hiçbir tarafımız doğru değil futbolda ama yani bizim hakem olayının temeli çok farklı bir boyut. Ben bu hakemlerin arasına zaten ondan girdim. Girdikten sonra işin çok daha vahametli olduğunu gördüm. Girdikten sonra bayağı mücadele ettim. Şimdi şu olay. Komiteler gidiyor. Hakemler kalıyor. Sanıyorum. Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği de o. Biri de çıkıp kardeşim Hasan, Hüseyin, Veli hakemliği bırakın. Bakın. Hakeme hakemliğini bıraktıramayabilirsiniz. Sen hakemliği bırak. Sen kimsin lan diyebilir sana hakem. Hı hı. Kardeşim
benim elimde defter kitap var. Verme görev. Sana vermem görev. Sen bağıra bağıra gidersin. Rahmetli Hasan Doğan bunu yaptı. Aklı da ben verdim. Hmm. O kadar söyleyeyim artık. Evet hocam. Aklı da ben verdim. Yaptı. Karşıdan baktım yaptı. Çatır çatır yaptı. Ama ne güzel yaptı ama bilene danıştı hocam. Şekli anlattım ona.